Efendim eskiden saçlar beyazlayınca boyatılırdı. Uzun zamandır değişiklik olsun diye yapılıyor, yapıyoruz. 16 yaşında bile düzenli olarak saç boyatmaya başlayanlar var. Saçınızdaki değişiklik gözünüze güzel gelebilir, hoşunuza gidebilir. Ancak tablo pek de iç açıcı değil. Çünkü saç boyaları meme kanserine davetiye çıkarıyor. İzleyelim gelin. Bu ay yeni bir çalışma yayınlandı. Saygın bir kanser dergisinde. Hanımefendinin sapsarı saçları var. Geçen hafta boyattım. Renk olarak değişmek istiyorum. Değişim isteyip düzenli saç boyatanlar, aman dikkat, dış görünümümüzü güzelleştirirken sağlığımızdan oluyoruz. Yapılan çalışmada görülmüş ki meme kanseri ile bağlantılı saç boyaları bulunmuş. Efendim saçta boya var mı? Evet var. Bir kere boyattım, daha da boyamadım. Yaş kaç? 17. Amerika'da 50 bin kadın 8,5 yıl boyunca takip edildi. Sonuç ürkütücü. Düzenli saç boyayan ve kimyasal saç düzleştirici kullanan kadınların meme kanserine yakalanma olasılığı artıyor. 20 yaşında başladım. Zararlı. Bunu bile bile yapıyoruz zaten. Saç boyaları içerisinde eğer ki bir östrojen, bir endokrin yapı ya da hormonal yapıyı bozan bir takım kimyasal maddeler ya da böyle bizim aromatik maddeler dediğimiz bir takım maddeler varsa zaten bunlar karsinojen, yani kanser yapıcı olduğu bilinen maddelerdir. Hayda, bir kere zarar vermesin mi saçınıza? Verdi de işte, pişman olduk şimdi. Bunun dışında saç düzleştirici dediğimiz bir takım kimyasallar var. Kimyasal saç düzleştirici kullananların da yaklaşık %30 oranında meme kanseri riskinin arttırdığını bu yayın tespit etmiş.